Evet arkadaşlar, Edat Bağlaç Ünlem konusu. Geçen sene iki tane soru geldiğini unutmuyoruz. Edat Bağlaç Ünlem konusu bizim için önemlidir gibinin Edat olduğunu, benzerlik ve eşitlik anlamı kattığını unutmuyoruz. Ama bakın şuraya ben bir dipnot çiziyorum. Çünkü ilenin yerine eğer V gelirse bu bağlaçtır. Hocam ispatla gayet basit ve net. Leyla ile Mecnun. Yerine V geliyor mu? Geliyor. Leyla ile Mecnun. O zaman ile bağlaçtır. Ama diyorsun ki kardeşimle ben, kardeşim ve ben değil mi? Bağlaç. Bakın İzmir'e uçakla, otobüste, arabayla fark etmez. Araba V diye gelmiyor. Anlatabildim mi? Onunla pek anlaşamıyoruz. Onun V geliyor mu? Gelmiyor. Gelseydi neydi? Bağlaçtı. İçin sözcüğü edattır. Bunların adını kesinlikle bilin. Amaç sonuç ve neden sonuç koyar. Hemen bir ispatlayalım. Piknik yapmak için amacıyla değil mi? Amacıyla kelimesi gelirse amaç sonuçtur. Ama amacıyla yemiyorsa aynen şuradaki gördüğün gibi diyet ve spor yaptığı amacıyla çok kilo verdi demiyorsun. Buradaki çok kilo vermesinin nedenidir. Neden sonucunu içinde koyduk. Cümlede anlamı da katkın olsun. Göre, görelik katar. Karşılaştırma, oranlama katar. Bunlara lütfen biat edin. Çünkü buradaki anlamlar cümlede anlamı da beraberinde getirecektir. Tatile gitmek için kafamıza göre bir yer bakıyoruz. Uygun bir yer. Günümüze göre karşılaştırma yaptım. Dağıyla da karşılaştırma yaptım. Görelik karşılaştırma. Edattır gibi, için, göre, edattır ile hem edat hem bağlaştır. Devam ediyoruz bu güzel ve önemli bir konuyla. Karşı cümleye genellikle yönelme. Nereye karşı? Boğaza karşı. Yöneldim değil mi? Zaten yönelme aleyküm de var burada. Ona karşı kime sorusuna cevap verdim. Karşıyla da edat oldum. Kadar sözcüğü ise cümleye zaman, yönelme. Sabaha kadar ders çalıştım. Zaman anlamıdır. Gece yarısına kadar ders çalıştı. Ama adaylara buradan bir tavsiyem. Saat 12'den sonra uzmanlar diyor ki çok fazla ders çalışmayın. 12'ye kadar, en geç 1'e kadar bu işi bitirin. Kendinize zaman ayırın. Değerli arkadaşlar, devam ediyoruz. Ona laf anlatmak, deveye hendek anlatmak kadar. Karşılaştırma anlamı kattı. Karşın, rağmen, karşıtlık, aykırılık anlamı katar değerli arkadaşlar. Bu da bizim bir edatımızdır. Doğru, cümleye yer ve zaman bakımından yönelme ve yaklaşıklık anlamı katar. Akşama doğru oradan ayrıldık. Değil mi? Burada akşama doğru zaman anlamı kattık. Bize doğru geliyorlar, yönelme vardır burada. Doğru sözcüğü isim sıfat da olabilir. Tabii ki isim sıfatı ayırt edebiliyoruz. Ne söyle? Doğru söyle. Söylemek fiiline geldiği için zarftır. Hangi söz doğru söz sıfattır? Neyi söyleyiniz? Doğruyu söyleyiniz. Bakın belirtili nesnedir ve isimdir. İsim sıfat zarfta olabilir. Lütfen buraya dikkat edin ama bağlaç olmuyor. İle gibi değil. Ben bir tane daha size böyle bir püf noktayı göstereceğim. İki tane daha hem edat hem bağlaç olanları kesinlikle ezberlemeniz gerekecek biraz sonra. Üzere cümleye amaç, koşul anlamı katar. Dil öğrenmek üzere, yani için değil mi? Kitabını haftaya geri vermek üzere. Bu koşulla vermiştir. Burası da edattır değerli arkadaşlar. Dek, deyin, denli, beri, dolayı, ötürü, diye, değil mi gibi de edatlarımız var. Gelelim bağlaçlara. İle bağlacımız var ve bağlacımız var. İleyi zaten az önce gösterdik. İlenin yerine V geliyorsa bağlaçtır, gelmiyorsa edattır dedik. Örneklere bakabilirsiniz. Ama fakat bağlaçları karşıtlık anlamı katar. Cümlede anlamda da çok işinize yarayacaktır. Zıt anlamlıdır. Karşı düşünceye gelir. Ondan önceki anahtar kelimeleri bulmanız paragrafı da çözdürebilir değerli arkadaşlar. Bazen de koşul anlamı katar. Sinemaya gidebilirsin ama eve erken döneceksin. Benim burada bir şartım var. Soğuk ama çok soğuk. Burada da pekiştirme anlamı vardır. Ama genellikle zıt anlamlı sözcükleri gösterir. Bunu da bilmiş olun. Anlatım bozukluğunda da bunun bağlaç olduğunu yerine, bak mesela ama yerine V gelir, yanlış olur. Lütfen dikkat ediniz. İşte geldik zurnanın zırt dediği yere, en önemli can alıcı yere. Ancak yalnız bağlaçları. Yalnız sözcüğü ama fakat anlamında kullanılıyorsa bağlaçtır. Bir tek sadece anlamındaysa da edattır. Geziye yalnız bizim sınıf katıldı. Bir tek sadece değil mi? Edattır. Devam ediyoruz. Onunla konuşurum ama fakat geliyor mu? Geliyor, bağlaştır. Ama fakat geliyorsa bağlaştır. Sadece geliyorsa edattır. Bitti gitti örnekleri. Ancak sen başarısında gördüğümüz gibi sadece anlamı vardır. Hem ağlarım hem giderim. Hem bağlacı. Bu da bizim için bağlaştır. Ne bağlacı vardır?
karşılaştıran iki unsurun hiçbirini anlamı verir. Beni ne arıyor ne soruyor. Yani aramıyor sormuyor. Bakın ne olumsuz yapıyor bizim için önemli. Ya bağlacımız vardır bir de. Karşılaştıran unsurun birini ifade etmek için kullanılır. Ya bu deveye gideceksin ya bu diyardan gideceksin. Seçenek sundu. Allah razı olsun. Oysa ki halbuki zaten son bahçemi diye biz yazım kurallarında da kodluyoruz. Bitişik yazılan bağlaçlardır. Sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illa ki gibi bunlar da bitişik yazılır, bağlaçtır. Çünkü, hatta öyleyse bunlar bağlaçtır. D bağlacı ve ki bağlacı önemlidir. D bağlacı değerli arkadaşlar, dahi anlamına gelirse arkadaşlar, bu diyor ki, ne iyi ettin de geldin. Sen de mi geliyorsun? Ayrı yazılır, bağlaçtır. Bitişik yazılan nedir? Bulunma alekiyle yazılmıştır. Dolaylı tümleç olur genellikle. İsmin D halidir. Karıştırmıyoruz. Ki bağlacında şunu bilmeniz gerekiyor. Bağlaç olan ki kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır. Bir de size bir hap bilgi vereceğim. Fiillerden sonra gelen ki genellikle ayrı yazılır. Buradaki ki bağlaçsa ayrı yazılır. Eğer bağlaç değilse bunu yazım yanlışında tekrardan bahsedeceğiz. İçin, mi gibi kadar edattır. Ama bazen ancak, yalnız bunlar sadece yerine geliyorsa da bazen edattır. Her zaman bağlaç olanlar var. Ve çünkü gibi. Mesela ile hem edat hem bağlaçtır. Ancak, yalnız hem edat hem bağlaç olur. Ünlemler konusunda da biz işte sevinç, korku gibi işaretler varsa hiç, haydi, eyvah gibi. Bazen de ünlem değeri taşıyan vardır. Burada da ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri diyor. Yaşasın, çok mutluyum, eyvah. Bazen de tak tak çat yansıma sözcüklerle de olabilir. Ünlem cümlesi olabilir. Sakın ha kimseye söyleme. Bunlar da ünlem cümlesidir. Edat, bağlaç burada bitmiştir. Kendinize iyi bakınız.